Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının pamuk makrumu ipiyle hazırladığım çiçekli suplamızın yapımını tarif edeceğim. Spagetti yarn pamuk makrumu ipimi aldım. Tığım 3 numara. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka da, nasıl yapılır daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Tıklayarak seyredebilirsiniz. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum, ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 adet sık iğne örüyorum. Ben şimdi 12 tane sık iğnemi yapayım. Sonrasında birlikte örmeye devam edelim. Toplam 12 adet sık iğnemi ördüm. Burada kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Elimle düzlüyorum. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bakın bu ilk başladığım noktanın tepe boşluğuna battım. Kısa ipi gizleyerek örmek istediğim için tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Şimdi bu noktada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirden sonra doluyorum tığımın başına. Bakın ilk battığımız, kaydırma yaptığımız, zincir çektiğimiz noktaya değil, bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Yine tığımın üzerine alıyorum. Kısa ipi gizleyerek örüyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Bakın 3 ilmeğim var. Doluyorum tığımın başına. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bakın bir sonraki boşluğa battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağım. Bir zincir doluyorum. Gelen sıradaki boşluğa sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Ve ilmek çıkarıp ikili trabzanla yükseliyorum. Bir zincir doluyorum tığımın başına. Gelen sıradaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde kutucuklarım oluşuyor. Toplamda 12 tane kutu oluşturacağım. Bütün boşluklarıma batacağım. Son boşluğa birlikte batalım ve nasıl kapatıp bir üst sıraya geçtiğimizi sizlerle paylaşmaya devam edelim. Bir zincirimi çektim, doladım tığımın başına. Bakın batacağım son sık iğne burası. Bu nokta kaydırma noktası. Buradaki son noktaya da batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Şimdi bağlamayı yapacağız. Bir zincir çektim. Başlangıçta çektiğim 3 tane zincirim vardı. 1, 2, 3. zincirimin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bakın bir zincirden sonra battım 3. zincire. İlmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırarak geçirdim. Bu noktada şöyle içeri doğru kıvrılıyor olabilir. Bu normal. Çünkü bir üst sırada artık artırma yapacağız. Şöyle bakalım kaç tane kutu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son noktayla 12 tane kutumuz oluşmuş oldu. 12 adet kutu yapıyoruz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 kere doladım. 3 zincirden sonra gelen ilk kutuya batıyorum. Battım, ilmek çıkardım. Şimdi üçlü trabzan öreceğiz. Fakat önce ilk ikisini öreceğiz. Bir, ilk ikisini aldım. Doladım. İkinci ikisini aldım. İki ilmeği tutuyorum. Burada örmeyeceğim. Tekrar bir, iki kere doluyorum tığımın başına. Aynı kutuya batıyorum. Battım. İlmek çıkarıyorum. Doluyorum tığımın başına. İkisini birlikte. Bakın. Doladım. Tekrar ikisini birlikte. Son 3 ilmeğim kalıyor. Doluyorum. 3'ün içinden tek seferde geçiriyorum. Bu şekilde bu araya 3 zincirden sonra üçlü trabzanlı böyle minik bir fıstık oluşturmuş oluyoruz. Böyle yaprak oluşturacağız buraya. Bu 3'ünü birlikte çektikten sonra 1,
2, 3 zincir çekip tekrar aynı kutuya direk batıyorum. Bakın, direk battım, ilmek çıkardım, doluyorum, sık iğne, sık iğne battım. Bakın, bu şekilde ilk yaprağımız oluşmuş oldu. Şimdi tekrar 3 zincir, 1, 2, 3 zincir, 3 zincirden sonra 1, 2 kere doladım. Bir sonraki kutuya bakıyorum. Bakın, batıyorum. Kaydırma falan yapmadan direkt sıradaki gelen kutuya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini birlikte doluyorum. İkisini birlikte. 2 ilmeği bıraktım. 1, 2 kere doladım. Tekrar aynı kutuya batıyorum. İlmek çıkardım. Doluyorum. İkisini birlikte. İkisini birlikte. 3 ilmeğim kaldı. Şimdi doluyorum. Tek seferde içinden geçirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı kutuya batıyorum. Direkt battım ve sık iğne ile bu 3 zinciri buraya sabitledim. Bakın, yapraklarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. 2 kere doluyorum. Bir sonraki kutuya batıyorum, ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte 2 ilmeği bıraktım. 1, 2 kere doladım, battım, ilmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte 3 ilmeğim kaldı. Doladım, tek seferde geçirdim içinden. 1, 2, 3 zincir. Bu 3 zinciri yine aynı kutuya direkt battım. İlmek çıkarıp sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 3 kere de anlatmış olalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bütün kutulara sırasıyla bu yaprakları yapacağız. Sırasıyla bu yaprakları yapalım. Son kutuyu birlikte dolduralım. Gördüğümüzde bakın, hiç elimle düzlemedim. Bu şekilde kıvrılıyor. Şöyle elimizle el ütüsü yapıyoruz. Son kutuyu daha doldurmadım. Bunu bu şekilde de göstermek istiyorum. Örerken elimizle düzleme yaparak örersek eğer örgü açılacaktır. Çünkü örerken illaki bozuluyor ve muntazam durmuyor olabilir. O yüzden hani olmadı deyip sökmeyin. Elinizde bir el ütüsü yaptıktan sonra şöyle duruma bir kontrol edin. Sonra örmeye devam edersiniz. Eğer kaçırdığınız, hata yaptığınız bir yer varsa el ütüsünde hemen belli olur. Bir üst sıraya geçmeden fark edebilirsiniz de. Şimdi bakın, son kutuya geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Doluyorum. 1, 2 kere tığımın başına. Kutuya batıyorum. İlmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar 2 kere doluyorum. Batıp ikisini birlikte, ikisini birlikte. 3 ilmek kalana kadar ördüm. Tek seferde çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın, burada biraz sıkışık oluyor. Bu noktaya batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Şöyle düzleyelim. Bakın, ilmekten çıkardım. Bura biraz sıkışık oluyor. Problem değil. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bakın, 3 tane çektiğimiz zincir var başlangıçta. Ve trabzan arasındaki boşluk var. Zincir ve trabzan arasındaki boşluk. Bu boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Kaydırma yöntemini uyguluyorum burada. Bakın, tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane kaydırma yaptıktan sonra buradaki fıstık yapmıştık. İki trabzanı tek seferde çekip bakın, buradaki o tek çektiğimiz boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bir kaydırma yaptıktan sonra, eğer hemen yükselmezseniz iki kaydırma da yapabilirsiniz bu zincir içerisinde. Ama bir kaydırma yetiyor. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Bakın, 3 zinciri sık iğne ile aynı kutuya tutturduk. Şu aradaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Hafif esnetiyorum ipimi. Ve bakın, şuradaki boşluğa battım, ilmek çıkardım. Sık iğne ördüm. Bu sık iğneden sonra 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bir sonraki yaprağın tepesindeki boşluğa batıyoruz. Bakın, tepe boşluk burada.
buradaki şu kısma battık. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıp 4 zincirimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bakın şuradaki boşluk, yaprağın tepesindeki iki trabzanı tutturduğumuz, tek seferde çektiğimiz, bakın başak şeklinde duruyor. Bu noktaya batıp sık iğne. 1, 2, 3, 4 yaprağın tepesine batıyorum. Bakın. Umarım anlaşılmıştır nereye battım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 tane zincir çekerek çevreliyoruz. Bu şekilde çerçeve yapıyoruz çiçeğimizin etrafına. Ben şimdi 4 zincir çekerek bütün aralara, tepe boşluklara sık iğne ile tutturuyorum. Son boşluğa birlikte batalım. Son 4 zincirimizi de çekip bir üst sıraya birlikte geçelim. Son noktaya geldim. 4 zincirimi çektim. Son 4 zincirim. Burada bakın bir sık iğne yapmıştık. Kaydırma ve sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bakın burada tepe boşluğuna battım. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçerken de bir zincir çekiyorum. Bu sık iğne yaptığımız noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Battım. Sık iğne yaptım. Şimdi 4 zincirlik olan kısmın içerisine sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi gelen sık iğnenin tepe boşluğuna 6. sık iğnemizi örüyoruz. Bakın başlangıçta bir zincir çekip bu noktaya sık iğne yaptık. Zincirli kısma geldik. 5 tane sık iğne doldurduk. Gelen sık iğneni de tepe boşluğuna batıp 6. sık iğnemizi ördük. Başlangıçta sayarsak eğer bir sık iğne burada var. 5 sık iğne zincirin içinde var. Bir de burada var. Toplam 7 tane oluyor. Ama şu başlangıç sık iğnesini şuranın sık iğnesi olarak sayarsak şu şekilde olacak. Bakın 4 zincirlik kısma geldik. 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördük. 6.'yı gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Tekrar bu şekilde 5 tane buraya, 4 zincirlik olan kısma 5 sık iğne. Bir tane de sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne. Toplam 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Batıyorum 4 zincirlik kısma 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne. Gelen 6. sık iğneyi de sık iğnenin tepe boşluğuna batıp sık iğne örüyorum. 4 zincire 5 sık iğne. 2, 3, 4, 5 sık iğne. Gelen sık iğnenin tepe boşluğuna bir sık iğne daha. Bu şekilde zincirlerimizi sık iğne ile dolduruyoruz ta ki son noktaya kadar. Yalnızın sonuna geldim. Son 4 zincirlik kısmı dolduruyorum. Bakın son sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Şimdi zincirli olan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'yi battım. 5 tane sık iğne yaptım. Buradaki tepe boşluğa zaten başlangıçta bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ekstradan sık iğne yapmayacağım. Şimdi şurada kaydırma noktası var. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. 5 sık iğneden sonra ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve bu noktada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Doluyorum tığımın başına. Bakın kaydırma yaptığım ilk sık iğnenin tepe boşluğuna tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum sık iğnenin tepe boşluğuna, ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doladım, bir kez daha gösterelim. Battım sıradaki gelen boşluğa, ilmek çıkardım, doladım, ikisini birlikte çekerek bu şekilde bütün sık iğnelerimin tepe boşluklarına batarak İkili trabzan örüyorum. Herhangi bir artırma yok. Bu ikili trabzan sırasında
artırma, yani çift batma yapmayacağız. Hepsine birer tane batarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın, hepsine tek 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 batarak ta ki sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Doluyorum tığımın başına. Son, bakın, boşluğum. Bu noktaya batıyorum. Son boşluğum. İkili trabzan örüyorum. Sonra 1, 2, 3. zincirin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Ve ilk başladığım, bakın, ikili trabzanın tepe boşluğuna batıp, direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Sırayla gelen boşluklara birer tane, ikili trabzanların tepe boşluklarına her birine birer tane sık iğne dolduruyorum bu şekilde. Batıyorum, ilmek çıkarıp sık iğne. Bu noktada bakın içeri doğru toplanabilir. Böyle içeri doğru kıvrılabilir. Bir sonraki sırada artırma yapacağız. Şimdi hepsini birer tane sık iğne batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz.